Merhaba arkadaşlar. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba. Adım Neriman. Diyarbakırlıyım. Evliyim ve iki kız çocuğu sahibiyim. 2003 yılında eşim bir kavgadan dolayı hapse girdi. Diyarbakır'da olur böyle şeyler. Eşim çok kavgacı biri değildir ama oldu bir kere. Çocuklarım o zamanlar ortaokula gidiyorlardı. Eşim de halde yevmiye usulü çalıştığından açıkta kalmıştık. Benim çalışmam lazımdı. Ama nasıl bir iş bulabilirdim? O zamanlar komşum olan Nuriye abla bana geldi. Sana iş buldum Müjde dedi. Heyecanlanmıştım. Ne iş abla dedim. Benim bir tanıdığım var. İş yerinde ortalığı silip süpüreceksin. İşte çay kahve, müşterileri sıraya alacaksın. Böyle işler yani dedi. Ne iş yapıyor bu adam? Hem benden başka çalışan olmayacak mı dedim. Malum, anlayıp dinlemeden gitmek olmaz. Korkma kız, adam değil kadın. Evet, tek başına çalışacaksın. Sabah 9, akşam 6. Hem çocuklara da vaktin kalır dedi. Peki çocuklara kim bakacak dedim. Ben bakarım. Hepsi okuldan geldikleri zaman bana gelirler. Ben karınlarını doyururum. Ne var ki bunda dedi. Allah razı olsun abla dedim. Adresi alıp düştüm yollara. Adresi buldum ama müstakil bir evdi burası. Ben mi yanlış anladım acaba? Gündelik temizliğe mi geldik dedim. Kapıyı vurdum. Yaklaşık 55 yaşlarında bir kadın açtı kapıyı. İri, siyah, kalın sürmeli gözleri vardı. Bakışlarından ilk anda ürkmüştüm. Buyur dedi. Merhaba, ben Neriman. Nuriye abla gönderdi. İş için geldim dedim. Ha, gel kızım gel. İçeri girdim. Ama biraz tuhaf görünümlü bir kadındı. Tedirgin olmadım değil yani. İçeri girip oturduk. Adın ne demiştin dedi. Ben de Neriman dedim. Ha, Neriman. Ben de Mara. Mara kadın derler buralarda. Aslında ikisi de kadın demek deyip gülmeye başladı. Sıcakkanlı bir kadındı. Mardinliyim aslen. Ama buralara göçtüm yıllar önce. Kader bizi buraya savurdu. Burada ekmeğimizi koşturuyoruz dedi. Ne iş yapıyorsunuz dedim. Gülümsedi. Bak kızım, insanlar buraya gelip fal baktırırlar. Bazen sevdiğine kavuşmak isteyen kızlar, erkekler gelir. Onlar için bir takım iksirlerimiz var. Büyü bozma, kağıt, kahve falı, ne ararsan var yani dedi. Anladım dedim. Ama sen işine bakacaksın. Gelen müşterileri sıraya alıp kahvelerini yaparsın. Onlar gidince de bulaşığını temizliğini yapar evine gidersin. Bazen müşteri olmaz erken gidersin, bazen de geç gidersin, olmaz mı dedi. Aslında kolay işti. Aklıma yatmadı değil. Ne düşünüyorsun dedi. Ben de tamam o zaman anlaştık dedim. Günlük yevmiye alacaktım. Sabah 9'da gel dedi. Tamam dedim. Ertesi gün çocuklara sabah erken okula yolladıktan sonra evimin işini bitirip doğru işe gittim. Yolda giderken acaba bir de eşime mi sorsaydım? Ama sorsam hayatta izin vermezdi böyle bir yerde çalışmama. Ne olacak, çoluk çocuk evde ekmek bekler. Okul masrafı, elektrik, su, bunları neyle ödeyeceğiz? Hem bir sürü erkeğin çalıştığı yerde çalışacağıma kadın kadına çalışırım daha iyi. Hem gelenler de genelde kadınlar olur böyle yerlere. Mara kadının evine varır varmaz hemen etrafa bir göz atayım, eksik bir şey var mı diye bakayım dedim. Bekleme odası gibi yapılmış olan salonda Mara kadının çalışma odası dediği yere giriliyordu. İçeri ben olmadan girmeyeceksin dedi. Tamam dedim. Elime iskambil kağıtları tutuşturdu. Bunlar ne dedim. Sen mutfakta kahve yaparken gelen müşterilerin birbirleri arasında konuşmalarını bu kağıda yazacaksın. Buraya geldiklerinde beklerlerken kesin kendi aralarında geldikleri mevzuyla alakalı konuşurlar dedi. Sen de bu kağıtlara küçük notlar alacaksın dedi. Tamam dedim. Az sonra insanlar birer ikişer gelmeye başladılar. Onlara Mara kadın müsait olduğunda sizlere alacak. Biraz bekleyin diyordum. Onlar da beklerlerken hakikaten kendi aralarında ne için geldikleriyle ilgili konuşmaya başlıyorlardı. Ben de iskambil kağıtlarına küçük notlar alıyordum. Daha sonra sırası geleni içeri alıp kağıtları Mara kadına veriyordum. Mara kadının çalışma odası dediği yer tuhaf bir yerde. Yer minderleriyle dolu. Etrafta cam kavanozlarda çeşitli kuru bitkiler, sıvılar, taşlar, kavuklar. Önündeki yer masasında kağıtlara yazılı harfler, şekiller, semboller.
Bu kadın falcıdan çok büyücü galiba dedim. Akşama kadar 20'den fazla kadın geldi. Hepsi de yüklü miktarda para ödüyorlardı. Giderlerken de nasıl da bildi her şeyi tak diye herkese tavsiye edeceğim bu kadını diyorlardı. O gün akşam nasıl oldu bilemedim. Kafam şişmişti resmen. Mara kadın bana yemeğimi verirken nasıl ilk gün kolay mıydı dedi. Ben de vallahi abla ben de kadınım ama kadın dırıltısından başım ağrıdı. Bir de konuştuklarını hızlı hızlı yazacağım diye bayağı bir uğraştım dedim. Mara kadın gülmeye başladı. Aferin kız iyi iş çıkardın ama dedi. Ne yazmışsan hepsi bir bir çıktı deyip kahkahayı patlattı. Paramı alıp eve gittim. Yanlış yapıyordum ama mecburdum. Çocuklarım açtı. Eve giderken çocuklara bolca meyve, sebze, süt ve çikolata aldım. Çok mutlu oldular. Güzel etli bir yemek yaptım hemen. Kuzucuklarım bayıla bayıla yediler. Ertesi gün yine gittim işe. Mara kadın beni odasına alıp kavanozlardaki bitkileri tanıttı. İşte şunu getir dediğimde bunu getirirsin, şunu istesen bunu getir diyordu. Çeşitli sıvılar, ağaç kabukları falan vardı. Çok geçmeden müşteriler geldi. Meğerse randevulu müşterilermiş. Kadınlara kahve yaptım. Pek asortiklerdi. Sonra Mara kadın beni çağırdı. Gel Neriman, yardım et dedi. Önüne aldığı bir gaz ocağında bir şeyler yakıyor. Yaktığı şeyler patır patır patlıyordu. Gözleri çıksın, yansın, patlasın inşallah diyordu. Bana da şu otları, bu iksiri getir diyordu. Ben de tam bilmediğimden bu mu diyordum, bakmadan he he kızım o diyordu. Ama ne getirirsem alıp tasın içine döküyordu. Anlaşılan içine ne koyduğunun pek bir önemi yoktu. İksiri yapıp kadınlara verdi. Ardından kadınlara bir şeyler yazdı çizdi. Bunun karşılığında da yine yüklü bir miktar para aldı. Daha sonra onlar gidince sordum. Bu bitkiler, bu sıvılar nedir dedim. Gülmeye başladı. Hiçbiri bir boka yaramıyor kızım dedi. Bak bu otları dışarıdan bahçeden yolup kurutuyorum. Ne otu olduğunu bile bilmiyorum dedi. Bu sıvılar da biraz sirke, biraz çeşme suyu, ocak külü, kahve suyu. İşte kafama göre bir şeyler karıştırıyorum. Sonra da bu asortiklerin paralarını alıyorum dedi. Beyni attı kahkahasını. Akşama doğru da birkaç kadın daha geldi. Kızın bir tanesi bekleme salonunda diğerini anlatıyordu. Sevgilim beni terk etti ve başkasına gitti. Benden nefret ediyormuş. Ben de Mara kadına geldim. Bağlama büyüsü yaptıracağım diyordu. Geçenlerde bir arkadaşı yaptırmış. Sevgilisi ertesi gün kollarına koşmuş. Kendi kendime Allah Allah demek ki arada tutuyor diyordum. En sona o kız kaldı. İçeri girdi. Para vereceğine Mara kadından para aldı. Hiçbir şey anlamamıştım. Giderken de bana kolay gelsin abla hayırlı işler falan dedi. İçeri girip Mara kadına sordum. O kıza neden para verdiniz dedim. Mara kadın güldü. O benim reklamcım. Gelir oturur sağda solda beni över parasını alır gider dedi. Vay be demek ki bu işler böyle dönüyor dedim. Çalışmaya başlayalı bir hafta olmuştu. İşten eve geldiğimde annem ve ablam bizdelerdi. Sağ olsunlar onlar da yemek ve erzak getirmişler. Beraber oturup yemek yedik. Annemin tuvalete gittiği bir anda ablam bana yaklaşıp ne iş yaptığımı sordu. Ben de kısaca anlattım. Ablam çok şaşırdı. Gündeliğe gidiyorsun zannettim dedi. Onun gibi bir şey zaten dedim. Ama bu kadın falcı büyücü dedi. Evet dedim. Endişesi gözlerinden okunuyordu. Bir bana bir de kızlara baktı. Sonra boynundan bir muska çıkarıp al bunu tak hiç çıkarma dedi. Aman abla Allah bilir ne yazıyor içinde dedim. Sus kız çarpılırsın valla. Cevşen bu kötülüklere karşı korur insanı dedi. Benim bu tarz şeylere karşı inancım öyle azalmıştı ki artık ne doğru ne yanlış ayırt edemez olmuştum. Ertesi gün yine iş yerinde benzer sahneler yaşadım. Yaklaşık bir ay kadar rutin hemen hemen aynı denebilecek şekilde geçmişti. Bir gün sabah işe gittiğimde Mara kadın kapıyı açmadı. Seslendim bekledim. Yaklaşık 5 dakika sonra kapıyı aralayıp sen misin Neriman dedi. Evet dedim. İçeri girdiğimde ev darmadağındı. Mara kadın da perişan haldeydi. Ne oldu dedim. Boşver dedi. Ne oldu abla anlatsana dedim. Birileri geldi işte. Büyüsü tutmamış bir müşteri. Dağıttı gitti ortalığı dedi. Pek inanmamıştım.
Çünkü şen şakrak, dünyayı takmayan kadının gözündeki korkuyu görebiliyordum. Her şeyden ürküyor, konuşurken kekeliyordu. Etrafı toparlamaya başladım. Derken yavaş yavaş müşteriler de geliyordu. Mara kadın bugün pek neşesiz, pek isteksizdi. Akşam olunca yemeğimi verirken bugün burada kalsana dedi. Olmaz abla, çoluk çocuk korkarlar. Kız çocuğu hem de dedim. Başını öne eğdi. Tamam dedi. Bu akşam eve gittim ama aklımda hep Mara kadındaydı. Ertesi sabah işe gittiğimde Mara kadın yine kapıyı geç açtı. Ne oluyor abla dedim. Yok bir şey deyip içeri geçti. Ben içeri girince bir baktım dünkünden beter yine ortalık dağılmış. Mara ablaya baktım. Yüzünde ve gözünde bazı izler vardı. Dayak yemiş gibiydi. Sanki biri boğazını sıkmıştı. Abla ne oldu yine dedim. Yine geldiler dedi. Ne istiyorlarmış senden dedim. Cevap vermedi. Yine ortalığı toparlamaya giriştim. Akşama doğru Mara kadın ellerimden tuttu. Bugün burada kal dedi. Olmaz abla, çoluk çocuk bekler dedim. Burada kalman için sana çok para veririm dedi. Abla gerek yok da sen neden bu kadar istiyorsun kalmama? Korkuyorsan karakola git diyeceğim de seni de tutuklarlar. Göze alabiliyorsan git dedim. Ne olur yalvarıyorum sana dedi. Öyle zor durumdaydı ki. Ya bugün de gelirlerse dedim. Benim suçum günahım yok. Ya beni de döverlerse? Yok. Sana ilişmezler dedi. Ben de dayanamadım. Nuriye ablayı arayıp bu gece çocuklara bakabilir misin dedim. O da canına minnet. Evde ses olsun istiyormuş. Tamam deyip anlaştık. Hemen aperatif bir şeyler hazırlayıp yemeğimizi yedik. Yatma vakti geldiğinde Mara kadın aynı odada yatalım dedi. Neden? Sen yatak odanda yat, ben salonda yatarım dedim. Tamam dedi. Ama bir süre sonra yorganını alıp salona geldi. Çok tedirgin uyuyordum. Gece bir ara Mara kadının iniltileriyle uyandım. Kabus görüyordu sanki. Kalkıp koluna dokundum. Titriyordu. Mara abla dedim. Duymuyordu beni. Titremesi ve iniltileri artıyordu. Birden yerinden fırladı. O iri siyah gözleri yuvalarından çıkacakmış gibiydi. Birden kendini duvara doğru attı. Ben kolundan tutmak istedim ama birden gözlerini çevirip bana baktı. Bu kabus değildi. Resmen dalga geçtiği şeyler musallat olmuştu kendisine. İstemsizce sağa sola vuruyordu kendini. Ben hemen koşup odadan çıktım. Kapının dışından bakarken Mara kadının bedeni yerden yükseldi ve aniden yere kapaklandı. Mara kadın ağlamıyordu, konuşamıyordu bile. Ama çektiği acı ve korku gözlerinden okunuyordu. Ben ne yapacağını bilemez halde sağa sola kaçışıyordum ama dışarıda çıkamıyordum. Kıyafetlerim, çantam, her şey odadaydı. Dışarı bu halde çıkmak, içerinin şu anki halinden daha tehlikeliydi. Az biraz sonra sesler kesilir gibi oldu. Ben dışarı kapısına sırtımı dayayıp yere çökmüştüm. Sesler kesilince cesaretimi toplayıp odadan içeri doğru baktım. Mara kadın yerde yüzüstü yatıyordu. Etraf sessizdi. Yavaşça yanına yaklaşıp elini tuttum. Başını kaldırıp elimi tuttu. Beni kendine doğru çekti. Abla kalk gidelim buradan diyordum. Ses çıkarmıyordu. Elimi de bir türlü bırakmıyordu. Sabaha karşıydı. Neredeyse ezan okunacaktı. Kolundan tuttum kaldırmaya çalışıyordum ama çok kiloluydu. Gücüm yetmiyordu. Zor da olsa sırt üstü çevirebildim. Elimi hiç bırakmıyordu. Biraz sonra sabah ezanı okundu. Ezan okununca Mara kadın derin derin nefes almaya başladı. Böyle yapınca hemen kalkıp lambayı yaktım. Karanlıkta fark etmemişim. Kadın mosmor olmuş. Nefes aldıkça biraz biraz kendine geliyordu. Sonra gözlerini açıp bana baktı. Sağ ol der gibi gözlerini kırptı. Aradan biraz daha vakit geçti. Gün doğuyordu artık. Mara kadın doğruldu. Abla iyi misin dedim. İyiyim dedi. Sağ ol. Abla neler oldu öyle? Ödüm koptu. Gidemedim de. Neler yaptılar sana öyle? Mara kadın sağa sola tutarak zar zor da olsa koltuğa oturdu. Bu bir şey değil kızım. Mardin'deyken bütün kemiklerimi kırmışlardı. Aylarca hastanede yattım. Sonra buralara geldim. Burada da rahat bırakmayacaklar anlaşılan. Neyse. Buradan da göçüp gitme vakti gelmiş demek ki. Nereye gideceksin abla dedim.
Bilmiyorum. Belki başka bir ilçeye, belki de başka bir şehre. Ama buradan gitmem lazım. Hem de bir an önce dedi. Kim abla bunlar? Ne istiyorlar senden? Bunlar Mardincin kabilesinden. Bir ara bu işlerle uğraştığım için uyarmışlardı beni. Daha önce iletişime geçiyordum bunlarla. Ama sonra baktım. İşini iyi yapsan da yapmasan da millet sana inanıyor. Aslında inanmak istiyor. Başka çaresi yok. Ben de bunlarla dalga geçmeye başladım. Büyüleri de ottan sidikten yapmaya başladım. İletişime geçtiğim zaman da dalga geçer gibi konuşuyordum. En sonunda tüm kabile gelip evimi yaktılar. Beni de yerden yere vurup camdan dışarı attılar. Ben duyduklarım karşısında dona kalmıştım. Daha önce falcı büyücü diye duyardık ama bu duyduklarımdan çok daha ilerisiydi. Mara kadın, hadi bakalım Neriman, bana son kez yardım et de eşyalarımı toparlayayım. Beni bir taksiye bindiriver dedi. Tamam abla dedim. Bir bavulla günlük eşyalarını topladık. Ardından çalışma odasına gidip bir valiz daha getirdi. Masanın üzerine koyup valizi açtı. Gözlerime inanamıyordum. Valiz ağzına kadar parayla doluydu. Karışık kuruşuk deste bile yapılmadan valizin içine öylece atılmış. Ben gözümü dikip paralara baktığım için birden utandım. Kafamı çevirip başka tarafa baktım. Mara kadın yan taraftan aldığı bir siyah torbaya 3-4 avuç para koydu ve bana uzattı. Al bunları dedi. Tövbe almam abla dedim. Neden kız? Başkası olsa kaçar giderdi. Sen bırakmadın beni. Yardım ettin. Zaten ihtiyacın da var. Al bunları helal olsun dedi. Yok abla almam dedim. Neden dedi. Kusura bakmazsan onlar haram para dedim. Hadi be sen de dedi. Yüzünü buruşturup paraları poşete doldurmaya devam etti. Sonra o poşeti de valizine koydu. Hadi bakalım Neriman Hanım gidelim dedi. Ben de çantamı alıp çıktım. Mara kadını taksiye bindirip yolladım. Ben de caddeye çıkıp otobüse binecektim. Cüzdanımı çıkarmak için elimi çantama attığımda bir tomar para gördüm. Ah Mara abla, yine dediğini yapmış. Dakikalarca elim paranın üstünde kaldı. Bu kadar parayı uzun zamandır bir arada görmemiştim. Ta evlendiğimiz zamanlarda takılan altınları eşim bozdurmuştu. Düğün borçlarını ödemiştik. O zamandan beri böyle tomar para görmemiştim. Ah fakirlik. Haram olduğunu bile bile para ne kadar sıcak geliyor. Elini çekemiyor insan. Sonra otobüs geldi. Kendi cüzdanımdan otobüs parasını verdim. Eve giderken de çocuklara ve eve alışveriş yaptım. Ama yine o paraya dokunmadım. Eve vardığımda çocuklar hala Nuriye abladaydılar. Eşyaları bırakıp parayı masanın üzerine koydum. Uzun uzun paralara baktım. Bu parayı harcayamazdım. Çantama geri koyup komşu Nuriye ablaya çocukları almaya gittim. Nuriye abla beni erkenden görünce hayırdır kız ne oldu dedi. Ben de kadın başka şehre taşındı dedim. Nasıl yani hemen apar topar mı dedi. Evet abla sabah karar verdi ve gitti dedim. Eşyaları? Eşyalarını sonra kargoyla aldıracakmış. Çocuklar daha okuldan gelmemişti. Nuriye abla kahve yaparken ardı ardına sorular soruyordu. Kız bu kadın tam olarak ne iş yapıyordu? Sadece kahve falı, kağıt falı mı yoksa başka işlerle de mi uğraşıyordu dedi. Çoluk çocuğu var mıydı? Ben de abla şimdi kadının dedikodusunu yapmayalım. Çoluk çocuk da görmedim dedim. Az sonra çocuklar da gelince beraber yemek yedik. Sonra da çocuklarla eve geçtik. Akşama kadar dün gece yaşadıklarım ve çantamdaki paralar aklımı kurcalayıp durdu. Akşam yemeğinden sonra çocuklar derslerini bitirip uyudular. Ben de evi toparlayıp yatağıma geçtim. Dualar edip uyudum. Çantam başucumda duruyordu. Yorgunluktan resmen bayılmışım. O kadar derin uyumuşum ki çocuklar yanıma gelmişler haberim yok. Ne zaman geldiniz de yattınız yanıma kuzularım deyip kızlara sarıldım ama hiç tepki vermiyorlardı. Kızlar, kızlar deyip uyandırmaya çalıştım ama uyanmıyorlardı. Ardından küçüğün gözünü çevirdim. Sokak lambasının içeri vuran ışığından kızımın yüzü parlıyordu. Mosmor olmuştu. Birden büyük kızımın da yüzünü çevirdim. Onun da karnı davul gibi olmuş, şişmişti. Allah'ım bu ne böyle? Ne oldu size kızlar dedim. Büyük kızımın yüzüne dokunduğum anda gözlerini açtı ve anne diye bağırdı. O an yerimden fırladım. Etrafıma baktım. Rüyaymış.
Hemen kızların odasına doğru koştum. Büyük kızım yatağında oturmuş tam karşıya bakıyordu. Kızım nereye bakıyorsun deyip kapının arkasına baktığım anda Mara kadın o iri sürmeli gözleriyle üstüme atladı. Yine yataktan fırladım. Kabus içinde kabus görüyordum. Gözüm başucumdaki tantama ilişti. Hala içinde o paralar vardı. Yine kızların odasına gittim. Her şey normaldi. Saçlarını okşadım. Uyanıp bana sarıldılar. Sabaha kadar beraber yattık. Dualarımı üzerlerinden hiç eksik etmedi. Sabah olunca çocukları okula gönderdikten sonraki ilk işim o paraları evden çıkarmak oldu. Çünkü rüyalarımdaki semboller bana açık bir uyarıydı. Bu para haramdı. Hemen evden çıkıp otobüse bindim. Ardından bir bankaya gidip paranın tamamını bir hayır kurumunun hesabına bağışladım. Bankadan çıktığımda öyle huzur doluydum ki anlatamam. Allah kimseye bu yolla kazanılan parayı yemeyi nasip etmesin ki karınlarını ateşle doldurmasınlar. Amin. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.